Herkese merhabalar. Güzellik serilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle mükemmel bir serum hazırladım arkadaşlar. Hemen bir serumumuza bakalım. Bu serumumuzla birlikte cildinize nemi hapsederek genç kalacaksınız. Bu gerçekten artık son zamanlarda çok yaygın hale gelen ve çok da güzel etkileri olan harika bir dolgunlaştırıcı serum. Bu serumumuzla arkadaşlar yüzünüze bir damla sürüyorsunuz. Fakat cildiniz yüzünüzde o kadar güzel dolgunlaştırıcı etkisi yapıyor ki sizin bir sürdüğünüzü bine çeviriyor. Gerçekten doğal bir mucize. Bu mucizeyi arkadaşlar sizler de cildinize nemi hapsederek, cildinizin nemini doyurarak bütün yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırabilirsiniz. Sadece bununla da kalmıyor. Eğer ki cildinizde sivilce izleri varsa bunları geçiştirecek, cildinizi pürüzsüz bir hale getirecek ve arkadaşlar genişlemiş gözenek problemi olanlar olabilir. Onların da gözeneklerini sıkılaştıracak, cildinizi mükemmel bir şekilde toparlayacak, lifting etkisiyle bütün sarkan bölgeleri toparlayacak ve kırışıklıkların olduğu ince kırışıklıkları dolgu göreviyle böyle içten doldurabileceğiniz etkisini birkaç kullanımda hissedebileceğiniz harika bir serum oldu. Bu serumum arkadaşlar tabii ki de artık ne olduğunu merak etmişsinizdir. Hyaluronik asit serumu yaptık. Bir başka deyişle de hyaluronik asit serumu yaptık. Bu serum arkadaşlar cildinizde mükemmel bir şekilde cilt bariyerinizi koruyacak ve cildinizi hem dıştan hem de içten harika bir şekilde pürüzsüz hale getireceksiniz. Şimdi sizi çok fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Cildinize derinden bir bakım yapacak, nemle birlikte gençliğinizi size kazandıracak olan bu güzel serumunuz için neler gerekiyor? Öncelikle bir onlara bakalım. Ben burada gliserin kullanacağım. Hyaluronik asitim var. B vitamini kullanacağım. Özellikle B3 vitamini bulursanız gerçekten daha etkili oluyor. Ve arkadaşlar suyum var. İçerisine bir de ben gül suyu ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar B3 vitaminimizi alarak başlıyoruz. Ben bunları arkadaşlar toz haline getireceğim. B3 vitamini nedir? Niacinamide'ın gerçekten bir diğer ismi B3 ya da nikotinik asit olarak da geçebilir. Bunun cildiniz için mükemmel bir etkileri var. Cildinizde eğer ki gözenekleriniz genişlemişse gözeneklerinizi küçültecek. Cilt tonu düzensizlikleriniz varsa cilt tonunuzu dengeleyecek. Ve arkadaşlar cildinizde çok güzel bir cilt bariyeri oluşturacak. Mükemmel bir bileşen aslında. Bu cilt bariyerinin yok olmasına çok ama çok etkili. Arkadaşlar aslında baktığımız zaman bizim vücudumuzda hali hazırda hyaluronik asitte B3 vitamininde var. Epidermisimizin altında dermis tabakasının içerisinde hyaluronik asit, kolajen, elastinle birlikte tabii ki de bunların hepsi fibroblastlar tarafından üretiliyor. Bizim cildimizde kendinden şöyle cildimizin gençliğini koruyan bir tabaka var. Fakat zaman içerisinde çevresel faktörler, güneş ışınları en çok etkisi olan serbest radikallerin etkisiyle ve bazı toksik maddelerin etkisiyle bu yapı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu azaldıkça da zaten hepimizin bildiği yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Benim bu hazırlayacağım serumla birlikte biz buraya takviye yapacağız ve yaşlanma etkilerinin önüne geçeceğiz. O yüzden ben B3 vitaminimi hemen şöyle bir toz haline getiriyorum. Kolayca toz haline zaten geliyor. Artık bundan sonra bir değirmende eğitim gibi, ölçü gibi güzelce toz haline getirdim. Arkadaşlar eğer ki siz evinizde havan olmayabilir, bunu başka şekillerde de toz haline getirebilirsiniz. Bazı kahve değirmenleri var, elektronik, onların içinde de parçalanabilir gayet kolay bir şekilde. Şöyle benim B3 vitaminim hazır. Şimdi bunun içerisinde hyaluronik asitimden de şöyle kenarından açtırıp içerisine boşaltıyorum. Bir kapsül kadar. Şöyle kenarıya atalım. Burada arkadaşlar bunun güzelce bir karışması lazım. İyicene karıştırıyorum. Burada arkadaşlar yapılıp yapılamayacaklar çok ama çok dikkat etmeniz bir konu. Eğer ki hyaluronik asit serumu kullanıyorsanız bununla kullandığınız günlerde aynı gün içerisinde lütfen C vitamini serumu kullanmayın. Çünkü ikisi birlikte birleştiği zaman cildinizde böyle bir tanımlanamayan bir sarılık oluşacaktır. O yüzden buna dikkat edelim. Bunu kullandığınız zaman haftanın belli bir günlerinde sadece bu serumu kullanıp diğer günlerinde de C vitamini serumunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu karıştıracağım. Kabımın içerisine alıyorum.
Burada birazcık hyaluronik asit hakkında da konuşmak istiyorum. Cildimizde aslında dediğim gibi kendinden var olan bir şey ve çok güzel bir molekül. Çünkü bir tane hyaluronik asit molekülüne yaklaşık 1000 su molekülü arkadaşlar bağlanabiliyor. Yani siz bunu sürdüğünüz zaman vücudunuzda cildinizin altında mükemmel bir şekilde bir nemlenme olacak. Ve sadece nemle birlikte o nemin bütün boşlukları doldurması, hacim vermesi, dolgunluk kazandırması sayesinde kırışıklıklarınız oluşmadan kurtulacaksınız. Eğer ki oluşmuş kırışıklıklarınız varsa da yine bunları mükemmel bir şekilde dolduracak harika bir serum oluyor. Ve arkadaşlar burada da B vitamininin başka bir etkisi de seramit üretmesini sağlayarak gerçekten cilt bariyerimizi mükemmel bir koruma kazandırıyor. Ben şimdi içerisine hemen gliserini de ilave edeceğim. Burada gliserini kullanma amacım birazcık açmak. Aslında biliyorsunuz ki B vitamini suda eriyen bir vitamin. O yüzden ben daha çok üzerine su da ilave edeceğim. Sadece ölçümde çok az bir miktar gliserin kullanıyorum o yüzden. Şöyle bir kaşık kadar gliserin yeterli olacaktır. Bunu ilave ediyorum. Ve üzerine bolca bir miktarda su ilave ediyorum. Suyla birlikte cildinizde sadece epidermiste kalmayıp dermis tabakasına kadar inmesini sağlayacak. Şöyle. Bolca miktarda su kullanacağız arkadaşlar. O yüzden yaklaşık 10-15 kaşık kadar su kullanabilirsiniz. Çünkü burada bunun iyice güzelce çözülmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi hyaluronik asit çok güzel bir şekilde suyu bağlama kapasitesi olduğu için hiçbir şekilde formunda bir azalma olmayacak. Ne kadar su koyarsanız o kadar suyu kaldıracak kapasitede oluyor hazırlamış olduğumuz serumumuz. Benim burada yaklaşık arkadaşlar 55 cc kadar suyum var. Hemen hemen şöyle yarısını ben bunun içerisine ilave ediyorum. Ve bütün bu tuz olan parçaların iyice çözülmesi için bunu güzelce karıştırıyorum. Burada arkadaşlar B3 vitaminini herkes bulamayabilir. Eğer ki B3'ü sadece bulamazsanız B kompleks vitaminini de kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem olmayacaktır. Yine aynı şekilde sadece hyaluronik asit bulamayıp hyaluronik asit ve kolajen ikisi birlikte oluşan kapsüller var. Onları da burada kullanabilirsiniz. Zaten dediğim gibi cildimize asıl esneklik veren doku kolajen, elastin ve hyaluronik asit tabakası arkadaşlar. Şöyle 1 2 ve 3 kaşık da gül suyumu ilave ediyorum. Buradaki malzemelerimiz suda çözülme kapasitesi ve yeteneği olduğu için bol miktarda suyla güzelce. Arkadaşlar bu arada belki merak eden kişiler olabilir. Hyaluronik asidin hani asıl kökeni ne? Aslında cildimizde bizim kendi tarafından yapılan bir bileşen bir molekül. Fakat bunu arkadaşlar laboratuvar ortamında da bakterilerden fermente ederek elde edilmiş. Bunu da şöyle dip bir not olarak sizinle paylaşmak istedim. Ben şimdi bunu iyice güzel bir şekilde açtırdım. Birkaç pütürlü kısmı olacaktır. O artık normal bir şey. Çünkü zaten serumumuzu cildimize sürdüğümüzde güzel bir şekilde cildimiz bunu emerken bunlar da arkadaşlar cildinizde emilecek, yok olacak. Bunu kullanmadan önce şöyle bileğinizin içerisine minik bir damla damlatıp güzelce masaj yapabilirsiniz. 10 dakika kadar bekletip herhangi bir kaşıntı, bir kızarıklık, sizi rahatsız edebilecek herhangi bir durum yoksa bu alerji testi geçmiş demektir ve bu ürünü güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında şöyle iyice güzelce karıştıralım. Ben bunu şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Kabınızı arkadaşlar seçerken serumlarınızı özellikle saklayacağınız kapların güneş ışığıyla direkt maruz olmaması gerekiyor. Ya arkadaşlar kahverengi cam ya da onun dışında cam dışında herhangi bir kabı kullanabilirsiniz. Ben şimdi artık serumumu bunun içerisine ilave ediyorum. Burada saklayacağım. Bunu hazırladığınız zaman arkadaşlar yaklaşık 15 gün kadar bu serumunuzu serin bir yerde güneş ışığı görmeden kullanabiliyorsunuz. O şekilde şöyle
güzel bir şekilde cildinize uygulayabilirsiniz. Sadece dediğim gibi C vitamini serumuyla bu serumu kullanırken aynı günler içerisinde olmamasına dikkat edin. Eğer ki cildinizde herhangi bir açık yara, bir kızarıklık yoksa ve yine hatırlatmak istediğim başka bir nokta daha var. Hamile bayanların, bebeğini emziren bayanların, kronik rahatsızlığı olup ilaç kullanan kişilerin ve aynı zamanda cildinde açık yaralar olanların, ameliyat yarası olabilir, herhangi büyük sivilce olan kişilerin bunu direkt ciltlerine uygulamalarını tavsiye etmiyorum. Doktorlarınıza danışmadan lütfen bunu cildinize uygulamayınız. Onun içerisinde arkadaşlar, eğer ki bu gruba dahil değilseniz, yaşınız 20'den sonra, çünkü bizim daha teminden beri bahsetmiş olduğum bu kolajen, elastin ve hyaluronik asit 20 yaşından sonra, maalesef 20 yaşına kadar zirve yapıp 20 yaşından sonra yavaş yavaş hacim kaybederek sizin yaşlılık belirtilerinizi ortaya çıkartıyor. Sizler de 20 yaşından sonra bunu istediğiniz zaman aralıklarla çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Özellikle de mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde bunu yaparsanız cildinize gerçekten freşlik katacaksınız. Ve cildinizde herhangi bir yaşlanma belirtisi oluşmasına çok güzel bir şekilde önlem almış oluyorsunuz. Benim bugün günlük tarifim bu kadardı. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.